Önce Dilek'le başlayalım. Dilek, detaylar için seni dinliyoruz. Okan Ateş, aylardır Dilan Polat'ın tahliye edilecek mi edilmeyecek mi sorularına cevap arıyorduk. Bunun için Anadolu Adliyesi'nde dosya defalarca mahkemeler arasında gidip geldi. Nöbetçi mahkeme ben bakamayacağım dedi. Kendi mahkemesi karar versin dedi. Bunun üzerine kendi mahkemesine gönderildiğinde ben dosyanın eksik evraklarını geri göndereceğim, nöbetçi mahkeme baksın dedi. Gitti geldi gitti geldi derken artık soruların cevabına bugün ulaştık. Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi. Farklı Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi Dilan Polat hakkında tahliye kararı verdi. Bu sürece nasıl gelindi Okan Ateş? Bundan da bahsetmek istiyorum. Dilan Polat 5 Kasım günü tutuklandı, 2023 günü tutuklandı. Aylarca haklarında kara para aklama, yasa dışı bahis, vergi kaçırma, sahte fatura düzenleme gibi birden fazla iddiası vardı. Yine Dilan Polat, Engin Polat ve ailesi hakkında, kardeşi Sıla Doğu da vardı tutuklananlar arasında. Bununla birlikte Dilan Polat aylarca beklenen raporlar vardı, deliller vardı. Bugün gelecek, yarın gelecek. Aylar boyu o delilleri bekledik aslında. Dilan Polat ana davasında geçtiğimiz aylarda, Haziran ayında MASAK'ın ana raporu geldi. Defalarca farklı küçük şirketler adına hazırlanan raporlar zaten dosyaya girmişti. Ama o beklenen ana rapor geçtiğimiz aylarda geldi ve o raporda Dilan Polat hakkında aslında istinat edilen suçlarla, yüklenen suçlarla hiçbir illiyet bağının olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu şekilde rapor verilmişti. Aksine Engin Polat ve ailesi, babası Sezgin Polat'ın da sahibi olduğu şirketlerin suçu işlediği, bu suç işlenirken Dilan Polat'ın sadece reklam yüzü olduğu, hiçbir şekilde suçla illiyet bağının bir alakasının olmadığı belirtildi. İşte bu rapor sonrası ana davanın görüldüğü İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne Dilan Polat'ın avukatları ard arda tahliye taleplerinde bulundu. İlk tahliye talebi reddedildi. Sonra Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi ki buradaki Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gitmesinin sebebi de adli tatil sürecinde olmamız. 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sürecinde 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin itirazına bakacak mahkeme Nöbetçi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ydi. İşte 4. Ağır Ceza Mahkemesi evraklar eksik. Ben bakamayacağım, karar veremeyeceğim. Kendi mahkemesi Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi karar versin dedi. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi ise eksik evrakları tamamlayacağım, sen karar vereceksin dedi. Bunun üzerine cuma günüydü aslında, takvimler cumayı gösteriyordu. 2 gün boyunca hangi mahkemenin karar vereceğini tartıştı Anadolu Adliyesi. Pazartesi günü Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi artık eksik evraklar tamamlandı. Ben tahliye talebini kabul etmiyorum. Tutukluluk haline devam kararı verilsin dedi. Takvimler 9 Ağustos'u gösterdiğinde ise aylık rutin gözden geçirmesi vardı. Tutuklu olan o 5 sanığın. Dilan Polat da o tutuklu sanıklardan biriydi. Onun için de tutukluluk aylık incelemesi yapıldı. İşte bu süre zarfında bence duruşma savcılığın mütalası buradaki kilit anahtar evraktı. Neden? Çünkü duruşma savcısı, Cumhuriyet savcısı önce MASAK raporuna ithafta bulundu. Dedi ki MASAK raporunda Dilan Polat'ın suçlanabileceği bir suç vasfı kalmadı. Zaten tutuklu, aylardır tutuklu. Ceza alsa bile alacağı ceza miktarı şu güne kadar tutuklu bulunduğu o ceza miktarıyla örtüşecektir. Bu yüzden tahliye edilmeli dedi. İkinci olarak adli tıpta zaten Dilan Polat hakkında mental sağlığıyla ilgili, ruh sağlığıyla ilgili evde ya da bir sağlık kuruluşunda denetim altına alınması gerekiyor dedi. İkinci olarak bunu da söyledi. Avukatları da duruşma savcısının bu mütalası sonrası hemen 10 Ağustos'ta duruşma savcısı da tahliye edilsin diyor. Tutukluk almasını gerektirecek bir durum da yok. Suç vasfı da değişecektir ki toplanacak delil de kalmadı. Aslında en önemlisi dediğim gibi mütalaydı. Mütaladan hemen sonra Dilan Polat'ın tahliye edilmesi için dilekçeler verildi. İşte bu tahliye edilmesi gereken dilekçeyi başka bir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi inceledi. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi. 8. Ağır Ceza Mahkemesi evet dedi, suçun vasfı değişebilir. İstinat edilen suçlarla raporda, delil olarak gelen o rapordaki suç vasfı birbirini karşılamıyor. Bu yüzden tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurulmuştur ve tahliye edilmesi gerekiyor dedi. Ama tahliye ederken de bir adli kontrol hükmü uygulansın dedi. Bu da ne demek? Evet tahliye edecek ama yurt dışına çıkamayacak. Bu şartla serbest bıraktı. Bir karakola gidip imza vermek
gibi bir hüküm yoktu. Çünkü kız kardeşi Sıla Doğu belirli haftanın belirli günlerinde ikamet ettiği en yakın karakola gidecek. Haftanın belirli günlerinde imza verecekti. Yani ben ikametimdeyim, buradayım. İstanbul dışına ya da yerleşim yerimden uzaklaşmıyorum. İşte size burada olduğumun da kanıtı diyerek imza verecekti. Dilan Polat'ta böyle bir hüküm olmadı. Dilan Polat aksine sadece yurt dışına çıkmama... Çok özür diliyorum. Sadece yurt dışına çıkmama yasağıyla serbest bırakıldı. Bu da demek oluyor ki karakola gitmeyecek, ikametinden ayrılmayacak, sadece ülke sınırlarını terk etmeyecek ama tahliye edilecek. Şimdi bu süreç, tahliye kararı çıkmasından sonra süreç nasıl işleyecek? Önce dosya 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne, Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararı gidecek. 2. Asliye Ceza Mahkemesi elde edilen bu tahliye kararını diyecek ki Marmara Cezaevi'ne yazacak. Dilan Polat'ın tutuklu bulunduğu o cezaevine. Diyecek ki Dilan Polat'la ilgili bir tahliye kararı çıkmıştır. Başka suçtan tutuklu da değil. Tahliye işlemlerine başlayın. Mesai saatleri içerisinde tahliye işlemleri gerçekleşsin ve cezaevinden çıksın. Çünkü tahliye kararı çıktıktan sonra cezaevinde değil bir dakika, bir saniye dahi tutulamayacak. Çünkü bu bir hak kaybı demektir. Dilan Polat'la ilgili bu yüzden tahliye işlemleri şu anda başladı. Cezaevine yazılar yazıldı. İlerleyen dakikalarda Dilan Polat'ın cezaevinden çıkması bekleniyor diyelim. Sözü yeniden sizlere bırakalım. Dilek Yamandemir, teşekkürler. Şimdi Enes Arol'a döneceğiz. Dilan Polat'ın tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde. Enes, orada son durum ne? Okan Ateş, aslında adliye muhabirimiz Dilek Yamandemir çok yakından takip ettiği son 10 aylık süreci, yani Dilan Polat ve Engin Polat ailesinin gözaltı sürecini ve tutuklu kaldığı süreyi iyi bir şekilde özetledi. Bugün artık o karar çıktı ve Dilan Polat bugün tahliye olacak Silivri, eski adıyla Silivri, yeni adıyla Marmara Cezaevinden. Bizler de şu anda kameraman arkadaşım Özgür Balaban'la bu noktada haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Tabi Dilan Polat yaklaşık 10 aylık bir tutukluluk süresindeydi ve bu süre zarfında sağlık problemlerinden tutun birçok farklı probleme kadar sıkıntılar yaşadığı defalarca zaten hem avukatları tarafından hem de ailesi tarafından belirtilmişti ve bugün de artık o beklenen karar aile açısından ve kamuoyu tarafından, özellikle o açıklanan dileğin de bahsettiği MASAK raporunun ardından o beklenen karar bugün itibariyle çıktı ve artık yazılar bu noktaya yazıldı. Marmara Cezaevine Anadolu Adliyesi'nden yazılar yazıldı ve önümüzdeki saat dilimlerinde Dilan Polat'ın şu anda bulunduğumuz noktadan çıkış yapmasını bekliyoruz ve bu noktada da hem ailesi hem sevenleri hem de basın mensupları tarafından yoğun bir ilginin de beklendiğinin altını çizelim. Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Uzun ve annesi Şükran Polat bugün Dilan Polat'ı görüşe gelmişti ve burada bir görüş gerçekleştirdiler ve o görüşten ayrıldıkları esnada arabalarıyla evlerine dönerken Dilan Polat'ın tahliye olacağı kararını aldılar ve tekrar Silivri'ye döndüler Dilan Polat'ı almak için ve şu anda bu noktada bekleyişler de sürüyor. Bizler adli kararlar sebebiyle şu anda cezaevinin kapısının olduğu noktada yayınımızı gerçekleştiremiyoruz, ancak şu anda göz mesafemizde görebildiğimiz bir noktada, sadece kameralarımızı o noktaya çeviremiyoruz. An bir an buradaki gelişmeleri takip ediyor olacağız. Yine Dilan Polat'ın cezaevinden çıkış anına ilişkin eğer imkanımız olursa mikrofonumuzu da uzatacağız. Belki de ilk cümleleri Dilan Polat'tan duyacağız ve o çıkışı burada an bir an görüntülemeye çalışacağız diyelim. Marmara Cezaevinden, Silivri'den sözü yeniden stüdyoya bırakalım Okan.